geçici iktidarsızlık süresi ne kadar olur diye tahmin ediliyor. Yalnız burada önce bilmemiz gereken şey gerçekten geçici mi? Bu nedenle geçici bir şeyin geçici olup olmadığını söyleyebilmek için önce niçin olduğunu bilmemiz gerekir. Yani tablonun niçin olduğunun ortaya konulması gerekir. Fiziksel olarak eşayet bir problem var ise bu mevcut olan hastalığın giderilme süresiyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla geçici olduğunu söyleyemeyiz. Eğer geçiciden kastettiğimiz şey psikolojik olarak yani oluyor gibi ise e, burada bir süre bilmek zor. Eğer altta yatan bir psikiyatrik hastalığa bağlı ise bu psikiyatrik hastalık tedavi edilmeden e, bu süre geçmez. Dolayısıyla uzun olabilir. Ama e, Bazen performans anksiyetesi dediğimiz durum olabiliyor. Yani kişi bir defa deniyor olmuyor, bir kere daha deniyor olmuyor. O zaman üçüncüde acaba bu sefer nasıl olacak? Yeniden olur mu ya da olursa nasıl bir sorunla karşılaşırım gibi aklına takılmaya başladığı anda süreç devam ediyor. Yani eğer bu süreyi belirleyici olan en temel, en önemli faktör altta yatan sebep.